efendim, Hakkari Belediye Başkanı haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmış ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmıştır. Biz buradan İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz. 10 yıl önceki bir davadan gerekçe üretip kayyum atıyorsunuz. Madem suçluydu bu arkadaşımız, 31 Mart seçimlerinde neden kesin listeyi aldınız, neden engellediniz? Yine bir başka sorumuz da şu: madem aldınız, niye meclisten bir DEM Partili yerine atanmadı, seçilmedi, geçici olarak atanmadı? Burada çünkü yapılmak istenen, 31 Mart'ta kazanamadıkları, halkın iradesiyle kazanamadıkları seçimi gasp yoluyla, darbe yoluyla seçimlere el koymaktır. Bizler İstanbul Emek Barış Demokrasi Kişileri olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu halkın iradesine bir darbedir. Darbeler, darbe yapan kayyum atanmasıyla bir darbe gerçekleşmiştir. Bu darbeyi kabul etmiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi AKP iktidara geldiği zaman biz bu toplumu, Türkiye'yi askeri vesayet rejiminden kurtaracak, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıktı. Oysa şu an kendisinin üçüncü kez DEM Parti ve önceki dönem HDP belediyelerine kayyum atayarak üçüncü kez bir siyasi darbe gerçekleştirmiştir. Seçilmişlerimizin dokunulmazlığını kaldırarak, onları cezaevlerine koyarak, Kobani Kumpas davasını tezgahlayarak, sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın olduğu 13 arkadaşımıza daha yeni günler öncesinde 407 yıl 7 ay hapis cezası vererek bir darbeye daha imza atmıştır. Ve bugün Hakkari'de belediyemize kayyum atadılar. Belediye eş başkanımız Van'da gözaltına alınıyor. Gerekçe ise 10 sene önceki bir dava. 10 yıl kış uykusuna yattı bunlar. 10 sene sonra akılları başlarına gelmiş sözde. 10 yıl sonra, yani Mehmet Sıddık Alkış Hakkari Belediye eş başkanı olduktan sonra AKP'nin aklına davayı devreye sokmak geliyor ve kendileri uydurmuş oldukları sahte bir iddianameyle belediye eş başkanımız hakkında dava açtılar. Bugün de gözaltına alındı. Gözaltına alınmakla yetinilmedi. Bu işin hukuki süreci anayasada kaleme alınmıştır. Anayasal güvence altına alınmıştır. Bir insan masumiyet kalibesi gereği hakkında karar oluşana çok sayıda belediye kaybetti. Ve onlar kayyımı şöyle gördüler aynı zamanda. Kayyım onlar için bir para, bir sermaye teklifi. Kendileri belediyelerini kaybettikçe kendilerine, sözüm ona, hizmet amaçlı geliyoruz diyorlar. Ama asıl belediye kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için, ayrıca Kürdistan'daki belediyeleri, Hakkari'deki belediyeyi bu şekilde aynı zamanda bir rant alanına çevirmek istiyorlar. Sizin kayyumlarınız, sizin polisiniz, şiddetiniz, halkın örgütlü mücadelesi karşısında asla ve asla sökmeyecektir. 31 Mart seçimlerinin üzerinden henüz seçim tutanaklarının mürekkebi kurumadan Hakkari halkının iradesini gasp etmek, Hakkari halkının seçtiği belediye başkanına görevden almak, kayyum atamak
Bu aynı zamanda bütün Türkiye halkına çok açık biçimde onların iradesinin de gaspı anlamına gelir. Sık sık AKP'nin sivil anayasa istediğini duyuyoruz. Sivillikten bahsediyor, demokrasiden bahsediyor, sözüm ona eşitlikten bahsediyor. Ama bu sivillikten bahsederken burada yaşı yeten arkadaşlar vardır. Ben bir askeri darbeyi hatırlıyorum. 12 Eylül'ü. 12 Eylül'den sonra seçimlere gidilebildi. O zamanlar Kenan Evren ve onun yanındakiler Türkiye'de seçime gidilebilmesi için önceden adayların belirlenmesi politikasını uyguladılar. Yani bazılarını uygun buluyorlardı, bazılarını uygun bulmuyorlardı. En ufak bir tereddütü olan varsa söylesin. Uygulama aynen böyleydi. Yani baştan Milli Güvenlik Konseyi aday olarak uygun bulmadıklarını veto ederdi. Şimdi AKP diyor ki bunlar çok kötü şeyler. Bunlar askeri rejimlere ait şeyler. Bunlar sivil değil. Biz sivil bir çözüm istiyoruz. Sivil bir anayasa istiyoruz. Peki soruyorum şimdi. Türkiye toplumu da lütfen buna kulak versin. O askeri bir yönetimdi. Ama demin anlattığım gibi baştan aday olanları ya veto ederdi. Kişileri emek, barış ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla Şişhane Meydanı'ndayız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da kayyumların karşısındayız. Bundan daha iki ay önce 31 Mart günü Türkiye'de bir seçim gerçekleştirildi ve seçmenler Türkiye'nin dört bir yanında belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçtiler. Aradan iki ay geçtikten sonra 10 yıl önce açılmış bir dava nedeniyle Hakkari'de belediyeye kayyum atanmasını reddediyoruz. Kayyumlar halkın demokratik seçme hakkını engelleyen uygulamalardır. Bir yanıyla seçmenin sandıkta ortaya çıkmış iradesini yok saymaktır. Bir yanıyla da yine seçmen tarafından seçilen belediye meclis üyelerinin iradesini de yok saymaktır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi siyasi partinin üyesi olursa olsun, eğer bir belediye başkanının görev yapmasının önünde bir engel varsa, yeni belediye başkanı o ilçede, o ilde seçilen meclis üyeleri içerisinden seçilmelidir. Kayyumun seçmen iradesinin önüne geçen başka bir boyutu da budur. Ancak bu kayyum uygulamaları sadece yerel yönetimlerde karşımıza çıkmıyor. Bu antidemokratik uygulamaları sadece yerel yönetimlerde yaşamıyoruz. Ne yazık ki uzun süredir Türkiye'de antidemokratik uygulamalarla karşı karşıyayız. Örneğin Hatay'ın seçilmiş milletvekili şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması gerekirken Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayılarak, Anayasa Mahkemesi kararları ayaklar altına alınarak halen cezaevinde. Efendim, şu karşıya doğru alabiliriz. Yavaş Erdoğan İbaşı'ya, şuraya doğru alabiliriz. Karşı kaldı. Arkadaşlar alan dışına alalım. Geriye doğru daha geri. Thank you.
Gel böyle. Biraz daha. Kapat, geç bu tarafa. Kapat. Boşalt burayı. Boşalt burayı. Hanımefendi, duymuyor musunuz?